Işıl ışıl ve bembeyaz dişler güzel bir dış görünüşün vazgeçilmez unsurları. Konu bu kadar önemli olunca haliyle her gün yükselen trendler de değişiyor. Diş estetiğine dair yeni gelişmeleri sizler için öğrendik. Bembeyaz ışıl ışıl dişler, göz kamaştıran gülüşlere kim sahip olmayı istemez ki? Tüm bu sorularımızın yanıtını diş hekimi Alper Çıldır'dan öğreneceğiz. Diş estetiğinde en son trendler nelerdir? Diş estetiğinde şimdi en son trendler şunu söyleyebiliriz. Eskiden biz sadece dişlere bakardık. Şimdi diş etine de bakar olduk. Yani sadece beyaz estetik değil, kırmızı estetik dediğimiz diş etinin de önemi daha çok ortaya çıktı. İnsanlar diş hekimine önceden tedaviye gittiklerinde, estetik yaptırmak istediklerinde hekimin kendi yorumuna bırakılıyordu ve hastanın beklentilerini ne kadar karşılıyordu soru işareti. Şimdi ne oldu? Şimdi artık hiç dişlerimize dokunmadan öncesinde biz nasıl bir sonuç elde edeceğimizi göreceğiz. Bunun da uygulamasını bugün beraber sizinle yapacağız. Bir gülüş tasarımı da gerçekleştirmiş olacağız aynı zamanda. Diş rengine nasıl karar veriyorsunuz? Onu hastayla beraber karar veriyoruz ama diş rengini belirleyen şeyler var, önemli kriterler. Hastanın öncelikle teni, hastanın yüz şekli, hastanın sosyal durumu yani çalıştığı yani ortam. Artı nasıl bir makyaj yaptığı dönem sonuçta. Ne tonlar kullanıyor, pastel tonlar mı kullanıyor? Bunlar da bizim dişin rengini belirlerken önemli kriterlerimiz olabilir. Doktorumuz Alper Bey şimdi modelimize gülüş tasarımı yapacak. Dişlerini görebilir miyiz? Evet, ortası ayrık değil mi? Şimdi Doktor Aydan Hanım'la beraber biz hastamızı değerlendirdik. Hastamızın ortada diş etlerinde bakın hem diş etleri fazla gözüküyor hem dişin arasında boşluklar var. Hastamızdan ne yaptık? Öncelikle bir ölçü aldık. Mevcut durumunda hiçbir şey yapmadan çok basit bir ölçü aldık. Bir tane silikon bir model elde ettik. Ben Aydan Hanım'a bunu vereyim. Daha sonra bu silikon ölçüyü içine biz hazırlamış olduğumuz gülüş tasarımını yerleştirdik. Şimdi hastamıza bu gülüş tasarımını uygulayacağız beraberce. Şu an ne yapıyoruz? Şu an yaptığımız uygulama, hazırlamış olduğumuz bizim model üzerinde hazırlamış olduğumuz gülüş tasarımını hastamıza uyguluyoruz. Bu işlemi yaparken dişine dokunmadık, dişini kesmedik. Hiçbir şey yapmadık aslında dişiyle ilgili. Sadece hastamız şunu merak ediyor. Alper Bey, ben dişlerimi gülüş tasarımı yaptıracağım. Ama finalde ne olacak? Bunu bilmiyorum. Gerçekten bana yakışacak mı? Gibi sorularının kaygılarını ortadan kaldıracağız. Evet. Nasıl? Şimdi bakın ağza bir silikon modelle beraber bir ilaç uyguladık. Şimdi bunun donmasını bekleyeceğiz. Çok kısa sürede donacaktır bu. Bu uygulama ortalama 15-20 sene ağızda kalabilecek bir uygulama. Hastanın tabii ki bakımına bağlı, diş eti sağlığına bağlı olarak değişmekte. Ya da ben bu dişlerimi işte bu tür uygulamalar yaptıktan sonra rahatlıkla elma yiyebilecek miyim? Elmayı ben ısırarak yiyorum, kütür kütür yiyorum. Yapabilecek miyim bunu? Tabii ki yapabileceksiniz. Normal kendi dişinize uyguladığınız her türlü kuvveti bu tür uygulamalardan sonra yaptırabilirsiniz. Bu uygulamalardan sonra günlük yaşantınıza 2 saat sonra normal hayatınıza dönebilirsiniz. Neden 2 saat? Uyuşukluk yapıyoruz. Bazen uyuşturmamız gerekebiliyor. Bazen dişe hiç dokunmuyoruz. Bazen de dişin yüzeyinde ufak tefek düzeltmeler yapıyoruz. Ne yapıyoruz? Diş etinde mesela kırmızı estetiğini ayarlamak için lazerle oraları yakıyoruz. Yani bir manikür yapıyoruz diyelim daha doğrusu. Çok basit bir uygulama aslında. Eskiden dikişli bir işlemdi. Yenilikler dediğiniz için anlatıyorum. Şimdi lazerle manikür yapar gibi diş etlerini kesiyoruz. Kesiyoruz kelimesi bile yanlış. Aslında yakıyoruz orayı diyebiliriz. Bu uygulamadan dolayı hafif uyuşturmak zorunda kalıyoruz. Bu uyuşukluk da yaklaşık 1-2 saatte geçiyor. Sonra gidip çayınızı, kahvenizi, arkadaşlarınızla görüşmelerinizi yapabilirsiniz. Bakın ağzı şimdi uygulandı. Demin Özlem'in dişlerine baktığımızda aralıklar vardı. Bakın aralıklar tamamen kapandı. Diş etlerini yukarı birazcık daha taşımış olduk. Sanki lazerle diş etini kesmişiz gibi bir uygulama yaptık. Hatta şöyle yapalım isterseniz. Şunu çıkaralım. Evet. Özlem'e de bir ayna verelim isterseniz. Birazcık sizle konuşurken fark edemedim. Kendi iki dişi de uzun muydu bu kadar? Hayır, ön biz uzattık. Değil mi? Çünkü ön çok hoş duruyor şu an. Evet. Ön dişlerini birazcık uzattık. Çünkü
Vücutta bir altın oran vardır. Bu altın orana uymamız gerekir. Biz de bunların boylarını belirlerken, yapmak istediğimiz uygulamayı yaparken, bakın dişin boyuyla genişliği arasında bir korelasyon var, bir oran var. O altın orana uyarak yapmaya çalıştık ve hastamızın dişinin renginde yaptık. Daha fazla açmadık ama istersek mesela şimdi Özlem'le biz oturup konuştuğumuzda ben daha beyaz istiyorum ya da daha natural istiyorum dediğinde ona göre renk değişiklikleri de yapabiliyoruz. Ne istersek elimizde bu mümkün. Oldukça güzel gözüküyor ve hemen hemen 3-4 dakika gibi bir süre sürdü. Evet. Ya şöyleydi tabii ki. Bakın genelde insanlar dişleri aralık, Özlem'inki gibi diye bir örnek uygulama yapalım. Yani bunun bir kader olduğunu düşünüyor. Bu bir kader değil. Çözümü var. Tel takmak istemiyorsunuz. Peki ne yapabiliriz? İşte artık bu uygulamalarla diş hekimliği gerçekten çok basit uygulamalarla ve teknolojik ürünlerle işi buraya getirdi ve çok da başarılı oldu. Hocam bazen kararsız kalabiliyoruz. Peki diyelim ki öncesi ve sonrasını görme şansımız var mı? En azından yanınızdan ayrıldığımızda eşimizle dostumuzla da paylaşabilelim. Tamam. Çok haklısınız. O yüzden biz de hastamızın öncesinde mutlaka fotoğraflarını çekiyoruz. Bu uygulamayı yaptıktan sonra da hastamızla tekrardan fotoğrafını çekip bu uygulamayı kendisine gösteriyoruz. Ve kendisine bunu da mail atıyoruz. Evet. İsterse hatta bu şekilde de yollayabiliriz ama mümkün olduğunca fotoğraflar üzerinden nasıl göründüğünü, gülerken nasıl göründüğünü, videolarını da çekerek hastamız burada bakıyor. Gerçekten evet boyu fena değilmiş diyor. Yorumlar alıyor. Bir hafta sonra ya da 3 gün sonra geldiğinde ya ben bundan daha uzun yaptırabilir miyim ya da daha kısa yaptırabilir miyim gibi yorumları alıp ona göre tekrardan tasarımı toparlıyoruz. Son halini de artık diyoruz ki hastamız evet buna karar verdik, rengi bu. Ondan sonra gerçek seramiklere kavuşmuş oluyor. İnsanlarla birebir hizmet veren, mesela aktif pazarlamacılık yapan birisinin dişleri çok sert, köşeli, yani natural, sarı renkler olmaması lazım. Genelde daha beyaz, işte daha yuvarlak, daha spor görünümlü dişler yapmak gerekiyor. Ya da yöneticilere daha sert, köşeli dişler öneriyoruz ki sözleri geçsin diye birazcık daha. Diş kalıbı alırken mide bulandıran kalıplara son diyoruz ve 3D uygulamasıyla nasıl dişlerimizin ölçüsünü alacağımızı Alper Bey'den öğrenmeye başlıyoruz. Evet, hastamız burada yine hazırladığımız dişinin ölçüsünü şimdi alacağız. Yine söylüyorum, eskiden bakın burada kamerayla ölçüsünü alıyorum. Aldığım görüntü hemen ekrana geliyor, bakın. Bu görüntü üzerinden sonra teknisyenimiz bir seramik hazırlayacak. Diş estetiğindeki en son trendleri öğrendik.